Evet arkadaşlar, videomuz yarım kaldı. Yapacağımız proje boyunca aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Boyunluk yapacaksak boyunluk kadar, şal yapacaksak pardon, şal kadar. Bu şekilde göstereyim. Ben boyunluk yaptım. Püsküllerimin de saplarını biraz uzun tuttum çünkü ben bu şekilde seviyorum sarkmasını. Dediğim gibi boyunluk yaptım. Siz dilerseniz şal boyutu, yani şal olacak kadar büyütürsünüz. Mantık olarak aynı şekilde ilerleyecek ve artık oyasını yapmaya başlayalım. Diyelim ki projemizi artık tamamladık ve bitirdik. Geliyorum hemen kaldığım yerden. Bir zincir çekiyorum. Ben çekmişim burada zincirimi. Bakın buradaki, şuradaki zincirin içine batıyorum. Sık iğneyle bir kere bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, biraz dolanmış. Şöyle yakınlaştırayım. 5 zincir çektim. Birinci zincirimin içine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve bir ilmek aldım ve kaydırarak bir pipirik oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum hemen aşağıdaki, bakın, trabzanın arasına. Batıyorum, ilmeğimi alıyorum ve sık iğneyle bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincirin içine batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve kaydırarak ikinci pipiriğimi oluşturmuş oluyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Geliyorum aşağıdaki, bakın, trabzanın arasına. İlmeğimi alıyorum. Sık iğneyle buraya bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk trabzanın içindeyim. İlk zincirimin içindeyim, pardon. İlmeğimi aldım. Kaydırmayla bağladım. Bir de zincir çektim. Geliyorum buradaki zincirin içine. Sık iğneyle sabitliyorum. Bakın bu şekilde pipirikler oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincire battım. İlmeğimi aldım. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Hemen aşağıdaki, zaten bu şekilde iniyoruz ya. Şöyle şu şekilde iniyoruz. Hemen buradaki zincirin içine batıyorum. İlmeğimi aldım ve sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincire battım. İlmek aldım. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Hemen geliyorum aşağıdaki trabzanın arasına. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincire battım. Kaydırdım. Pipiriğimi oluşturdum. Bir zincir. Geliyorum buradaki zincirin içine. Trabzanın arasına, bakın. İlk trabzan arasına batıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Artık aşağıda köşe noktasındayım. Bakın. İlk başlangıç noktamdayım. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Burada sihirli halka yaparken, bakın, sihirli halkamızın tam ortasına batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarak bir üçgen oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincirimin içine battım. Bir ilmek alıyorum. Pardon. Bir ilmek alıyorum ve kaydırıp bir pipirik oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine batıyorum ve 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincirimin içine batıyorum. İlmek aldım. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Geliyorum buradaki köşe artık. Buradaki trabzan arasına batarak sık iğneyle sabitliyorum. Bunu da bu şekilde yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincirimin içindeyim. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Geliyorum buradaki trabzanın. Bakın artık bu trabzanların yönü bu şekilde. Batıyorum. Tepe noktasına, şuraya ilk trabzanın içine ilmeğimi aldım. Sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincirimin içine batıyorum. İlmeğimi aldım. Kaydırdım. Bir zincir. Geliyorum burada trabzanın
pardon, içini batıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincirin içine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki trabzanın boşluğuna batıyorum ve batıyorum. İlmeğimi aldım. Sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincire battım. İlmek aldım. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Geliyorum hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum. Bakın bu şekilde oyamızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. İlk zincirin içindeyim. İlmeğimi aldım. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Geliyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek alıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Mantık olarak hep aynı şekilde gidecek. Birinci zincirin içine battım. İlmeği aldım. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Artık tabii bunu bütün projemiz bittiği zaman yapacağız. Bakın bu şekilde görünecek. Geliyorum. İlk trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum. Bir zincir çektim. Hemen bakın köşe noktam var benim. Köşeye geliyorum. Ve pardon, burada daha bir tane daha pipirik yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincirin içindeyim. Pipiriğimi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve artık köşe noktamdayım. Köşeye geliyorum. Köşe boşluğuna bu şekilde sabitliyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk zincirden kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum artık bakın. Burada çünkü üzerini de artık oya yapmak durumundayız. Şu şekilde size göstereyim. Bakın üst tarafı da böyle bu şekilde pipiriklerle oya yaptım ben. Görünüşü çok da güzel oluyor. Artık biz 5 zincirli kısımlardayız. Ne yapıyoruz? Geliyoruz hemen önce buraya. Boşluğun içerisine geliyorum. Sık iğneyle bir sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine pipiriğimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içerisine. Bakın. Aynı boşluğun içerisine geliyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi diğer 5 zincirli kısmı atlıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Pipiriğimi yapacağım. Pardon. Pipiriğimi yapacağım. Bir zincir. Yine aynı boşluğun içerisine geliyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Attım. İlmeğimi aldım. Kaydırma ile pipiriğimi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve giriyorum buradaki boşluğun içerisine. Sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunu siz dilerseniz birer tane yaparsanız kasma yapmaması adına ben aynı boş beşer zincirlik boşlukların içerisine ikişer tane yaptığımda hiç kasma yapmadı. Naçizane tavsiyem ikişer tane yapın. Ama eliniz çok gevşekse kasma yapmıyorsa eğer siz de benim gibi siz birer tane yapabilirsiniz. Kasma yaptığınızı düşünürseniz benim gibi ikişer tane bu yukarıdaki beşer zincirlik kısma yapabilirsiniz. 1 2, 3, 4, 5. Pipirik yaptım. Bir zincir çektim. Hemen buraya atladım. Sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Attım. İlmeğimi aldım. Bir de zincir çekiyorum. Geliyorum yine aynı boşluğun içerisine. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5.
Pirimi yaptım. Bir zincir geliyorum bu boşluğun içerisine sabitliyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde pipirikler yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. Böylesi böyle daha güzel oluyor. Oya yaptığınız zaman bir bütün halinde görünüyor. 1 2 3 4 5 batik iplerle çok daha pardon, pipiriğimizi yaptık. Bir zincir çekiyoruz buradan. Bir zincir geliyorum. Yan boşluğa atladım. Sık iğneyle sabitledim. Bakın. Çok güzel bir görüntü elde edeceksiniz arkadaşlar. Batik iplerle çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Nako'nun da çok güzel mesela batik ipleri var. Alize Angora Gold'un da çok güzel batik ipleri var. Siz istediğiniz, dilediğiniz iplerle, elinize uygun düşen tığlarla çalışabilirsiniz. Ama inanın çok beğeneceksiniz modeli. 1, 2, 3, 4, 5. Modeli zaten ben görüyorum her yerde. Nacizane bir şekilde ben de sizler için video çekmek istedim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımıza bir fikir olsun diye. Geliyorum şimdi artık bir prim yaptım. Bir zincir çektim. Köşe noktama geldim ve sık iğneyle bağladım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir pipirik daha yapacağım köşede. İlmeğimi aldım, kaydırdım. Bir de zincir çektim. Geliyorum bakın ilk yaptığım pipiriğin içerisine batıyorum. Kaydırma ile bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Artık ben ürünümü bu şekilde tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi siz dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben boyunluğumu yaptım bu şekilde. Maalesef ölçü veremiyorum. Ölçü vermek isterdim size fakat mezunum herhalde yukarı katta kaldı. Şöyle batikli Alize Angora Gold'un batikli ipleriyle çalıştım. Keyifli örmeler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.